İl Başkanı geldiği günden beri ben ilk Şenol Aslanoğlu ismi adayı da açıklandığında bizim sayfalarımıza girip görebilirler. Ben Şenol Aslanoğlu'yla bu işin olamayacağını Evet, bunu beraber konuştuk. Ve Şenol Aslanoğlu'nun il başkanlığı için siyasi birikiminin yeterli olmayacağını söylemiştim. O zamanlarda aslında hani bu konuda çok destek veren insanlar da oldu. Ya o nereden çıkarıyorsun? Bir adam gelsin koltuğa otursun diyenler de oldu. Şimdi biz bunu söylerken bunu kendimiz uydurmuyoruz yani. Niye? Bir siyasi gözlemimiz var. Şimdi ben 23 yıldır bu işteyim. 16 yılını politik muhabirlikten başlayıp buraya kadar gelmiş şeyim. Hı hı. Ben 8 tane il başkanına çalıştım Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Evet. Ve dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin işleyişini, içindeki bulunduğu durumu, yani şu atmosferdeki gelebilecek il başkanının aldıkları nefese bile bilirim. Hangi nitelikte sahip bir il başkanı olabileceğini tahmin edebiliyoruz. Yani başarının anahtarı orada. Başarının anahtarı tecrübeli, deneyimli, bu örgütleri bilen, İzmir'in her karış sokağını bilen, İzmir'de Beydağ'dan tutun Bayındır'a kadar, Kiraz'a kadar, öbür tarafa geçin Bergama'ya kadar her dereceyi bilen il başkanlığını tanıdın. Bir il başkanlığı olması gerekiyor diye söyledik. Örgütü iyi bilen, iyi tanıyan. Şimdi il başkanı geldi. Geldiği günden beri de keşke haksız çıksaydı. Keşke Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanı başarılı olsaydı. Biz de söylediklerimizden dolayı burada evet çok başarılı işler yaptı. Hakikaten biz de deseydik ki bizi yanılttı. Evet. Şimdi geldiği günden beri sürekli eleştirilen, sürekli şey yapan. Şimdi diğer gazeteci arkadaşlar neden eleştirmiyor biliyor musun Refik Bey? Seçim var. Evet. Yani dolayısıyla seçim zamanları bir gazeteci için risklidir. Hı-hı. Yani işte ben AK Parti İl Başkanı geldiğinde de yerden yere vurduk, eleştirdik kendisini. Tamam. Fikrimizi söyledik. Ne dedik? İşte şu işten yargılanmıştır, şudur. Yani ülkenin içinde siyasi konusunda politik yapıdan dolayı etik değildir, doğru değildir. CHP'liler gerçekten çok hoşgörü davranarak bu konuyu dillendirmediler. Evet. Ama bu konuyu dillendirecek olsa AK Parti'yi oradan çok yıpratabilirler. Tabii. Çünkü orada bir malzeme var. Şimdi bu tarafa dönelim. Bu tarafta da Cumhuriyet Halk Partisi'nin atanarak gelmiş il başkanı önce kendi evinden insan başlar. Kendi evinde bir huzursuzluk var. İçeride problem var. Yani yönetim kurulunuza toplantı yapmıyorsunuz, yöneticileri kahvaltıya çağırıyorsunuz, gelmiyor. Yöneticiler gelmiyor, bahaneler uyduruyor insanlar ve sizin aynı ortamda olmak istemiyor. Dolayısıyla hani bu koltuğa oturmuş, bu kadar kısa sürede kendi yönetim kurulu arasında bu kadar gerginlik olan, bu kadar şey yapan bir il başkanı nasıl çalışacak? Hı. Şimdi gidip yönetim kurulu üyelerine sorsa il başkanı, benimle problemim var, kim söyleyebilir ki bizim seninle problemimiz var? Demez kimse. Hiçbir yönetici il başkanı gidip bunu demez. Ama bütün bu zerzenişlerin hepsini biz seçimden sonra göreceğiz. Yani seçim sabahı bitecek, 15 gün sonra Cumhuriyet Halk Partisi il başkanı neler oluyor, hep beraber göreceğiz. Yani ister CHP iktidar olsun, ister muhalefete kalsın. Evet. Hep beraber göreceğiz. Yani içeride büyük sorun var. Şimdi dolayısıyla il başkanının işte siyasetin yaptığı açıklamalar, il başkanının giyimi, kuşamı, il başkanının alışkanlıkları Cumhuriyet Halk Partisi ile örtüşmedi. Evet. Örtüşmedi yani. Yani işte dün Rıfat Narvantoğlu buraya geldi. Rıfat Narvantoğlu il başkanı yaptı, döneme baksana. Alaaddin Yüksel İzmir'in en zengin sayılı iş adamlarındandır. Alaaddin Yüksel'in il başkanlığı dönemine baksınlar. Ekrem Bulgun, Kemal Karataş, evet. Bedri Serter. Yani saydığımız isimler ekonomik olarak güçlü insanlar. Evet. Yani Şenol Aslanoğlu kadar İzmir'e gelip il başkanı olup ekonomik durumu iyi olan adam Şenol Aslanoğlu değil ki o da tartışılır şimdi göreceğiz biraz sonra. O da tartışılır ama hiç kimse konular Rolex saat takarak, hiç kimse 10 milyonluk arabaya binerek, hiç kimse 5 milyonluk 10 milyonluk tişört giyerek bayram kutlamalarına gitmedi. Hı hı. Hepsi duruma göre şey yaptı. Ali'nin il başkanı olduğunda çok lüks bir aracı vardı. Sadece il başkanlığı için bir tane Passat alıp ona bindi. Evet. Onunla gezdi. Giyimine kuşamına dikkat etti. Pahalı saat takmadı. Koluna bacağına milyon dolarlık şeylerle gezmedi Ali Engin. Yani bir il başkanının yoksulluktan, sefaletten, fakirlikten, yolsuzluktan, şundan bundan bahseden, iktidarı eleştiren bir il başkanının, şimdi düşünebiliyor musunuz ya bir tane köye gidiyorsunuz, adamı yakacak otunu yok. Hı hı. Oturacak koltuğu yok.
Siz adamın kapısına, adamın kapısına sen işte 10 milyonluk Mercedes'i giriyorsun, kolunda 15 bin euroluk saatle giriyorsunuz. Şimdi o adam üzerindeki etkiniz ne olur yani? İnandırıcılığınız olur mu? Olmaz tabii ki. Şimdi dolayısıyla, şimdi gelelim buraya. Şimdi il başkanı pek bilmez ama ben iyi bilirim. Yani ondan iyi CHP tanıdığımı ima etmek için bunu söylüyorum. Aziz Kocaoğlu döneminde bu İAŞ'ler Büyükşehir Belediyesi tarafından Grand Plaza'dan evet. karşılanırdı. Yani Grand Plaza kaç ihtiyacı var Çiğli'de? 1000 tane yaşasın var o gün. İşte Balyapı'nın taşıda 500 kumanya evet. var. Bunlar paketlenirdi, gönderilirdi. Sonra faturası kesilirdi, şeye giderdi. İlçeye giderdi. Hatta Aziz Kocaoğlu'nun bu kumpas operasyonunda da mahkeme konusu oldu. Evet. Cumhur Karatan'ın genel müdürü o zamanlar benim yargılandı. Şeydi. Hatırla yargılandı. Biliyorum evet. Aynen dolayısıyla yargılandı. Şimdi biz en çok hani özellikle Cumhuriyet Halk Partililer ve biz gazetecilerin iktidarın biz neyini eleştiriyoruz Refik Bey? Ya işte yolsuzluk, kendi yakınına, yandaşına, işte devlet imkanlarını olanaktan sağlayarak para kazanmasın değil mi? Hı hı. En çok eleştirdiğimiz bu. Ve bangır bangır partinin genel başkanı konuşuyor, genel başkan yardımcıları konuşuyor, milletvekilleri konuşuyor değil mi? Her gün meclis toplantılarında hep böyle hep kendi iktidar partisinin işleri yaptığınız kendi bir şey yapıyor. İktidar partisinin kendi milletvekillerinin, milletvekillerinin yakınlarına, belediye başkanının yakınlarına yapmış olduğu kıyaklarla ilgili hep eleştiriler bu yöndeydi değil mi? Kemal Bey ne dedi? Geleceğim musluğu sıkacağım dedi. Şimdi bir taraftan sen genel başkanım ben musluğu sıkacağım derken sen musluğu açmaya çalışıyorsun. Kimi açıyorsun? Evet. Beraber iş yaptığın kişi için. Şimdi bu söyleyeceklerim her şeyi bizim CHP kulislerimizden edindiğimiz bilgilerle bizzat il başkanının şey yaptığı toplantı yaptığı olduğu kişilerle. Şimdi hiç boşuna il başkanı aramasın. Her ben programda konuştuğumda, her haber yaptığımızda ben bunu istihbaratı verin ya da bilmem ne yapayım bulacağım diye yönetim kuruluyla konuşuyor. Hiç boşuna uğraşma bulamazsın. Bulamazsın. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin il yönetiminde 30 kişi, ben bir il başkanını anlatayım bu süreç nasıl işliyor. Evet. 30 kişi ise en az 90-100 kişiye ulaşıyor. Çarpı 4. Neden? Ben il yöneticisiyim, bir şey yazıyorum, en insanımı arkadaşıma anlatıyorum. Ya bir belediye başkanını tanıyorum, ya bir ilçe başkanını tanıyorum, ya başka birini tanıyorum. Mutlaka içeride bir tartışma varsa, hoşnut olmadığım bir karar almışsa il başkanı, biriyle dertleşip konuşuyorum. Evet. O başkası da gelip bana söyleyebilir. Dolayısıyla hiç boşuna arama. Zaten iki kişinin bildiği siz değil. Bulamazsın. Evet. Yani bulamazsın. Şimdi bu söyleyeceğimiz her şeyle ilgili dava açabilir. Hı hı. Söyleyeceğimiz her şeyle ilgili şey yapabilir. Şimdi il başkanı, ilçe başkanlarıyla toplantı yapıyor. Toplantıda diyor ki bu kumanyalarla ilgili biz bir firmadan bir teklif aldık. İşte teklif 125 lira kişi başı. Buradan temin edebilirsiniz diyor. Veriyor şeyleri. Arkasından belediye başkanlarını arıyor. İşte başkan şunları al. Yani kim bu arkadaş? Bu firmanın sahibi aynı zamanda da bir kooperatif başkanı. Yani o hani en çok tartışıldı ya bu kooperatiflerle İzbeton ilişkisi, hı hı. İl başkanının başında olduğu şeyler. Muhalefet tarafından İzmir Büyükşehir Meclisi'nde defalarca gündeme getirildi. Evet. Yani İzmir'deki muhalif meclis üyeleri defalarca milletvekilleri bunları gündeme getirdi. Tam böyle bir tartışmanın olduğu bir dönemde. Şimdi iş insanları Gaziantep Konut Yapı Kooperatifi Başkanı Serdar Deniz. Hı hı. Serdar Deniz kim? İşte bu kooperatifin başkanı. Hı. Serdar Deniz kim? İşte 1453 Osmanlı. Diye bir marka var. O markanın büyümesinde evet. önemli işleri. Kahve markası kahve, değil mi? Tabii tabii kahve evet. markası. Böyle işte belli markaları büyüten gerçekten başarılı işler yapmış bir iş insanı. Evet. Muhtemelen catering işi falan da yapıyor. Hı hı.
Ve siz düşünün, her ilçeden yaklaşık 1000 kişiye, 1000 civarında kişiye şey veriyorsunuz. 30 er ilçe alırsa ortalama 30-40 bin, 50 bin civarında bir paket kumanyayı bir günde dağıtacaksınız. 50 bin kişiye bir günde. Dolayısıyla şimdi il başkanının görevi ne? İl başkanı seçime gidiyorsunuz. Bu kadar kritik, bu kadar tarihi bir seçim var. Şimdi bir teşkilat yapılanmaları yok. Sandıklarla ilgili çalışma var mı? Yok. Milletvekili planlaması ile ilgili yapılmış doğru düz bir iş var mı? Yok. Yönetim kurulu ilgili toplantı var mı? Yok. Yönetimciye dayanışma var mı? Yok. Ya bütün geldiğiniz günden beri partinin bütün örgüt yapısını organize edip işte seçime çok daha güçlü. İşte bugün işte az önce bahsettiğimiz tehlikeleri sezip onları önüne alıp parti üyeleriyle bir araya gelmek yerine il başkanı bir şirketin satış müdürü gibi onun kumanyasını satmaya çalışıyor. Hı. Refik Bey, bir il başkanının görevi bu değil. Bir il başkanı satış müdürlüğü yapamaz. Bir il başkanı birini arayıp şu kumanyayı al diyemez, dememesi lazım. Eğer orada bir rant varsa o rantı kendi kamu kurumlarına yapsın. Bugün Karşıyaka Belediyesi'nin, bugün Bayraklı Belediyesi'nin, bugün Buca Belediyesi'nin, bugün birçok belediyenin, Çiğli Belediyesi'nin, Konak Belediyesi'nin, birçok belediyenin bugün hepsinin kendi mutfağı var. Evet. Hepsinin kendi restorantı var. Hı. Her şeyi geçtim bir kenara bırak. Bunu yapan, yıllarca bunu yapmış bir Grand Plaza var. Evet. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, değil mi? En tecrübeli. Aynen. Evet. En büyük şirketlerinden bir tanesi. Hı hı. Grand Plaza. Ve bu işi Grand Plaza, eğer böyle bir şey yapacaksan tek yerde servis yapacaksan o günü şu hassasiyeti yaşıyorsanız o günü parti emekçileri, partiye gönül vermiş, parti için orada olmuş, partinin orada mücadelesini verecek kişiler mağdur olmamasını istiyorsa, tek elden yapmak istiyorsanız o zaman Grand Plaza ararsınız Büyükşehir Belediye Başkanlığı. Her gün beraberseniz. Evet. Başkanım şu işi şunu yapalım, şu işi şuradan çözelim, yapalım geçelim. Ve bunun ücretini de siz karşılarsınız il başkanlığı olarak. Tabii. Ben il başkanlığının kaç milyon lira topladığını biliyorum. İl başkanlığının bağışçılardan ne kadar para topladığını biliyorum. Bugün Kiraz'a gidin. Şeyi yapar değil mi? Refik Bey, bugün Kiraz'a gidin. Kınağa gidin. Ali Ağa'ya gidin. Kimle konuşursa konuşsun il başkanı. Ne broşür var ne afiş var. Evet. İnsanlar dağıtacak afiş bulamıyor. Afiş. Afiş yok. Afiş dağıtılmamış. Parayı topluyorsun, nereye gidiyor para? Şimdi onu da geçtim. Bunu yapıyorsunuz. Ondan sonra Büyükşehir Belediye Başkanı'na söylüyor. Niye yapmıyorsunuz? Sonra ne yapıyorsunuz? Bir araştırıyoruz bugün. Var mı arkadaşlar o şeyi verebilirsek ekrana? O gazeteyi. Bugün arkadaşlar dedim ki bir araştırın bakın bakalım şu resmi gazeteye. Şenol Aslanoğlu şey yapıyor. Ticaret Sicili gazetesine. Bir ön sayfası var mıydı onun? Yönetim Kurulu Başkanı olan. Evet. Şimdi görev dağını değiştik. Kimmiş abi Yönetim Kurulu Başkanı? Görev sonu gelmiş. Kim gelmiş yerine? Şenol Aslanoğlu mu zaten? Tamam. Evet. Şenol Aslanoğlu'nun şey yaptığı iş insanları Gazemi Konut Yapı Kooperatifi'nin başkanı Serda Deniz. Bu şey var ya. Evet. Serda Deniz bak Buca'da. Bu derneğin. Peki denetim komisyonunda kim var? Şenol Aslanoğlu. Yönetim Kurulu Başkanı Serda Deniz. Denetim komisyonunda Şenol Aslanoğlu var. Dolayısıyla bir organik bağ var. Sen denetim aynı. O zaman siz niye hükümeti eleştiriyorsunuz ki? Aynı kooperatifte biri başkan, öbürü denetçi. Evet. Başka bir firma üzerinden kendi CHP'li belediyesine kumanya satmaya çalışıyor. Al görür mü öbürü? Etik mi Refik Bey? Etik olur diyorum ya, siz niye o zaman hükümeti eleştiriyorsunuz? Büyükşehir Belediye Başkanlığı sende. 25 ilçe belediye başkanlığı sende. Bugün hangi iş adamına gitsen, bağış istesen, seçim bağışı, herkes bağış yapar sana. Evet. Doğru mu? Tabii ki. Ve topladığın para da belli. Hı-hı. Ciddi de para toplamışsın.
Niye kumanyayı hala belediye başkanlarının o kumanyanın parasını almaya çalışıyorsun? Niye o kumanyayı hala onları kitlemeye çalışıyorsun? Niye kumanyaları hala ilçe örgütlerine kitlemeye çalışıyorsun? Hayır kitliyorsun da. Niye kendi arkadaşını, kendi arkadaşını niye getiriyorsun? Kendi arkadaşın için belediye başkanlarını arayıp buradan kumanya al niye diyorsun? Şimdi bir il başkanı, şimdi şey olsun şuna karar verecek. İl başkanlığı mı yapacak yoksa o şirketin satış müdürlüğünü mü yapacak? Şimdi Tunç Soyer çok tecrübeli bir siyasetçi değil mi? Gerçekten. Evet. Şenol Aslanoğlu ilk seçildiği gün ne yaptı? Hemen kooperatifini istifa et dedi. Açıklama yaptı. Ne dedi? Kooperatiflerden dedi, Şenol Aslanoğlu görevlerinden bıraktı dedi. Meclis açıkladı değil mi? Evet. Adamı kapıdan kovuyorsun, kovmuş. Pencereden girmiş. Gelmiş yine kooperatifi denetmen olmuş. Ya bakın Cumhuriyet Halk Partisi il başkanı bir iş yapabilir. Hiçbir itirazım yok. Cumhuriyet Halk Partisi başka şeyler yapabilir. Bak kendi iş alanında başka şeyler yapabilir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi kendi ortaklık yaptı. Ya da beraber organik bağ olan bir yerde iş içerisinde olamaz. Olmaması lazım. Eğer siz kendi örgütlerinizi, eğer siz kendi şeylerinizi buna alet ederseniz o zaman İktidar Partisi'nin eleştirdiğiniz partiden eleştirmeyeceksiniz kalmaz. O zaman onu eleştirmeyeceksin. Şimdi dolayısıyla şimdi orada o kadar çok şey var ki şimdi arkadaşlar yazıyor. Evet 5 Nisan'da istifa etmiş bu arada. Yani hemen çok yakın tarihte şey yapmış. Şimdi dolayısıyla Refik Bey şimdi böyle bir olay seçime giderken şimdi ne kadar etik ben etik bulmuyorum. Evet. Doğru da bulmuyorum. Ben kendi gazetecilik faaliyetini ya da gazetecilik o kimliğimi kullanarak sana bir belediyeden rant istiyorsan kendi mesleki şeyimi kullanarak bu etik değil. Tabii. İkincisi de ya Grand Plaza zaten bu işi yıllarca yapmış. Niye Grand Plaza'nı yapmıyorsun? Niye o rantı kamuya bırakmıyorsun? O Grand Plaza'da yüzlerce binlerce insan çalışıyor. Evet. Rant gidecekse oraya gitsin. Niye bir tane adama veriyorsun? Niye? Niye? Özelliği ne bu arkadaşımızın? Zaten bu adam yaptığı 100 tane iş var. Evet. Bu doyumsuzluk niye? 100 tane yaptığı iş var. Kahve satıyor, kahve... Adamın baktım 150 tane şubesi var. Tabii franchising firması bu. Evet. Tabii. Bir markayı büyütmüş. Birkaç tane markayı büyütmüş. Hı hı. Yetmiyor. Kentsel dönüşümle ilgili bu İzbeton'un yaptığı sözleşme var. Oradan işte kooperatifler üzerinden bir iş yapıyor. Aynı kişinin bulunduğu kooperatif ki şimdi İzmir'de defalarca eleştirildi ve açıklama yapmak zorunda kaldılar. Evet. Şimdi bütün bu kadar şeyin içerisinde niye çekiyorsun sen? Hem bu arkadaşı, bu Serdar Deniz'i, hem şeyini kooperatifi, hem yaptığı işi niye çekiyorsun bu işi? Niye bu kadar gözlerin dönmüş? Bir insanın gözü döndü mü hiçbir şey görmez Refik Bey. Evet. Demek ki bir de bu İktidar Partisi'nin il başkanı olsa maazallah yani yapılabilir. Yağmurluğuyla götürecek o zaman. Bilemem yani. O aklım bile almıyor. Yani o söylediği şeyler aklıma bile gel. Yani aklım almıyor yani. Bir il başkanı seçime 3 gün kala. Ya kendi örgütüne niye dayatıyor kardeşim sen bunu? Belediye başkanı kendisi alsın. Kendisi düşünsün. Niye dayatıyorsun bunu? Niye arıyorsun belediye başkanlarını? Hayır senin görevin zaten. Belediye başkanının görevi değil ki o. Ya diyelim ki belediye başkanını yaptın. Niye yapıyorsun? Şimdi dolayısıyla ben... Hayır müşahitin şeyini, kumanyasını almak belediye başkanının görevi değil. İlçe görevi. Tamam ilçelere söylüyor ama işte belediye başkanları büyük bölümü belediye başkanları karşılıyor. İlçe başkanı, belediye başkanı. Yani evet. Ona da diyor ki başkan diyor biz işte ilçeye şunu verdik ama diyor sen şuradan bir al, şuradan yapıver. Hı-hı. Şimdi bir telefonla ihale alan müteahhitten senin ne farkın kaldı? Doğru. Eleştiriyorsun. Ya yani bir yumurtada bir inekte bir. O yüzden ondan sonra eleştirmeyeceksin. Dolayısıyla ben yani bir il başkanının böyle organik bağ olduğu bir kişiyle yani ticari ilişkisinin olmasını çok doğru bulmuyorum. O yüzden de ben yani daha başka ilişkiler var da
aslında konuşmak istemiyorum. Ya seçim öncesi. Seçim öncesi. Ya evet. Bak Karabağlar'da bir kooperatifi var. Onunla ilgili mesela bir sürü kişi geldi, arıyor, soruyor. 3 yıl önce temeli atılmış, 3 yıl önce para ödemeye başlamış, şeyi almamış. Ya onlar seçimden sonra konuşacağım hepsini ama dediğim gibi yani bir il başkanının yani bu kadar akçeli işlerin içine girmesi, yani böyle şey yapması. Ben bunlardan Tunç Soyer'in haberi var mı bilmiyorum ama en azından bizim aracılığımızla haberi olacak. Sanmıyorum ben. Yani dolayısıyla bence buna bir an önce şey yapılmalı. Bir neşter bulunmalı. Yani o yüzden de il başkanı zaten hani siyasi birikim ve bilgi açısından bende zaten yoktu. Ama bu davranışıyla etik ve ahlaki değerlerini de sorgulamaya başladım ben. Ya benim açımdan bence hani çok güvenilir bir kişi olmadığını ben kendi açımdan söyleyebilirim yani. Başka da bununla ilgili bir şey konuşmaya da gerek yok. Siyasi ömrü zaten kısa oldu. Hani şeye girer ya bazı insanlar. Hani bitkisel hayata girer ya. Bağlar. Bitkisel hayata girer ya. Hani makineye bağlar yaşarlar ya. Hani yaşadığını düşünürsün ama aslında yaşamıyordur. İşte il başkanı da siyaset yaptığını düşünüyor ama işte aslında yaşamıyor yani. Hani ben il başkanı durumunu neye benzetiyorum İzmir'de biliyor musun Refik Bey? İl başkanı hani böyle aktör olacak, lider olacak. Ben antrenörlük yaptığım için futboldan yine örnek vereyim. Bazı oyuncular vardı. Liseyi yazardın 11'i. 3 tane yedek yazardın. Çünkü o 3 değişim hakkın var ya. Sonra o sayıyı doldurmak için de arkaya adam yazardın. Evet. İl başkanı işte öyle. O koltuğu doldurmak için getirdim. İl başkanı var mı? Var. Evet. Diye o koltuğa getirilmiş biri bence. Yazık. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yazık. Alınacak her sonuçtan, alınacak her sorumlusu. Evet. Şey sonuçtan Sayın İl Başkan sorumludur. 9-9 diyor ya. 9-9'u uyurken rüyasında göremez. Rüyasına girmez 9. vekiller. Ben söyleyeyim. Yani hiç boşuna rüya görmesin. Bu performansla, bu tempoyla eğer 8'ler çıkarsa o belediye başkanlarının yüzü su hürmetine çıkacak. Evet. Yani ilçe, il örgütünün, örgütünün falan CHP örgütlerinin yaptığı hiçbir şey yok. Sokakta görüyor musun? Yok işte şeyi şuraya bir tane ofis açtılar. Bir tane burada, bir tane orada. İkisi de boş. Boş, evet. Sadece pankart asmış. O kadar kirayı niye ödediniz kardeşim? Niye ödüyorsunuz o kadar? Kira yazık günah değil mi? Kemal Bey'in binalara pankartlarını asarınız daha mantıklıydı. Evet.